Herkese selamlar, videoma hoş geldiniz. Bir ay kadar aklımda olan ama bir türlü Kratis'in videosu hazırlayamamıştım. Fakat neyse ki artık hazırlıyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Muhtemelen çok uzun bir video olmayacak, kısa bir video olacak. Bunun sebebi de çok fazla kombin yok. Sadece 3 tane kombin var ve 2 tane güzeller güzeli kızımız var. Yani şu simlere gelmeden önce evet söylemem gereken şeyler var. Sonra simlerden bahsedeceğim çünkü gerçekten efsane oldular. Neyse, şimdi 3 tane kombin var. Bunun sebebini söyleyeyim. Son zamanlarda çok fazla custom content indirdim. Ama bunlar hep böyle paket şeklinde. Yani işte CC yapımcıları paket şeklinde bize sunuyorlar. Ben de o şekilde indirdim hepsini. Siz burada atıyorum işte saça tıkladığınızda veya short etek hangisi vardı hatırlamıyorum şu an videoda ama birine tıkladığınızda birden fazla custom content ile karşılaşacaksınız. Yani ben burada hani 3 kombin yaptım gibi fakat siz daha fazlasını indireceksiniz. Bu yüzden aynı şeyleri tekrarlamak istemedim videoda. Bu yüzden aslında kısa oldu. Yakın zamanda CC alışverişi tarzında bir videoda paylaşırım. Yalnız şöyle bir şey var. Tumblr'dan bakıyorum ama hep böyle yeni şeyler Codage Living ile ilgili. Normal olarak son çıkan paket olduğu için hani onların aslında geçmesini bekliyorum. Böyle daha farklı tarzda CC'ler gelince onları indireceğim. Özellikle saç bekliyorum. Yeni şeyler indirdim aslında. Zaten linkten siz de onları indirebilirsiniz. Ama böyle daha farklı tarzda saçlar da bekliyorum. Bakalım güzel şeyler gelecektir muhtemelen. Şimdi Kratis'in videosunda benim sizlerle paylaşmış olduğum bu CC'lerin birçoğu aslında yeni. Eskilerden de var mıdır? Vardır. Zaten benim mod klasörümdeki birçok şeyi ben sizlerle paylaştım. Mutlaka paylaşmadığım şeyler var ama hani genellikle çoğunu paylaşıyorum. Uzun zamandır mod klasörümde bir temizlik yapmıyorum. Böyle oturup adam akıllı kullanmadığım ya da çok kez paylaşmış olduğum kıyafetler varsa özellikle onları birazcık yedeklemem gerekiyor. Ten detaylarını falan geçiyorum. Onları asla silmiyorum çünkü cilt detayları çok çok önemli. Ya da bu işte kaş, burun, göz vesaire, göz rengi, onlar çok önemli benim için. O yüzden onları silmiyorum. Her zaman mod klasöründe var. Ama dediğim gibi muhtemelen sizlerle çoğu kez paylaşmış olduğum şeyler vardır. Belki burada da paylaşmışımdır ama bilmiyorum. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız ve Kratis'in videomu ilk defa izliyorsanız indirin derim. Çok güzel şeyler var çünkü. Kızlardan birazcık bahsedeyim. Burada ben tam böyle bir konsept bulamadım. Hani iki kız arkadaş mı demeliyiz ya da komşu mu demeliyiz veya sevgili mi demeliyiz bilemiyorum. Kız arkadaş gibi düşündüm aslında. Çünkü her ikisi de inanılmaz eğlenceli tipler. Özellikle siyah saçlı olan kızımız. Siyah saçlı kızımızın adı Dayla, diğerinde Harper. Bir tanesini galeriden indirdim. Onu böyle kendime göre düzenlemek istedim. Sanırım Harper'dı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve galeride gördüğümde elbette ki hani CC vardı. O şekilde indirdim. Bana geldiğinde yani çok farklı bir şekilde geldi. O yüzden bu konuda bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi ben de galeriye custom content olarak yani bu şekilde ekliyorum. Siz indirdiğinizde sizde çok farklı görünebilir. Bunun sebebi de bendeki kullanmış olduğum custom contentler olmadığı için. O yüzden özellikle bence ten detaylarını indirin. Yani saç belki bir şekilde hallolabilir. Özellikle kıyafet hallolabilir. Çünkü oyunun kendisinde var olan paketlerle birlikte yeni gelen şeyler, kıyafetler ya da ayakkabılar oldukça güzel, kullanışlı. Çünkü bazen ben de oyunun içerisinden şeyler, oyunun içerisinde var olan elbiseleri kullanıyorum. Oldukça güzel görünüyorlar. Ama dediğim gibi cilt detaylarını bence kesinlikle indirmelisiniz. Çünkü simleri gerçekten değiştiren, simlere daha hoş bir görünüm sağlayan şey ten detayları, göz rengi, makyaj vesaire, hani cilt tonları. Bunları bence indirmeniz size için daha faydalı olacaktır. Ya kızlar o kadar güzel oldu ki hani mutlaka diyorum ki ben bu kızları bir seride kullanmalıyım. Her ikisi de oldukça güzel oldu. Tam böyle hani serilerde baş kahraman olabilecek tipler kesinlikle her ikisi de. O yüzden ben kızları muhtemelen böyle bir saklayacağım. İleride farklı bir seri yaptığımda ya ikisini kullanırım ya da bir tanesini kullanırım bilemiyorum ama mutlaka bir tanesini mutlaka kullanacağım.
Bekar baba hayatı bittikten sonraki onu çok soran izleyicilerim oluyor. Yakın zamanda videosunu paylaşacağım. 5. bölümde kalmıştık. 5 bölüm daha yayınlayıp muhtemelen final yaparım. Bekar Baba bittikten sonra ya da Kodiç serisi bittikten sonra yeni bir seri yapmayı düşünüyorum. Ki bunu daha önce söylemiştim, aklımda bir seri var. Mini bir seri olur, 10 bölüm ya da 15 bölümlük bir seri olur. Belki orada hani kullanabilirim, bilemiyorum, ya da var olan serilerden bir tanesine de dahil edebilirim. Umarım ki sizler de beğenmişsinizdir. Çünkü ben çok beğendim. Çok böyle tatlı, çok şeker oldular. Bence kesinlikle bu kızlar hani şey olmamalı, galeride kalmamalı. Güzel bir seride kullanılabilir. Kamera dışında zaten bu aralar oyunda vakit geçirir bu video değil. Hani bunun dışında da yine bir custom content kullanarak bir sim yapmıştım, galeri eklemiştim. Sonra ev yapmıştım aynı şekilde. Önceki ev videosunda da söylemiştim zaten, Kodiç serisindeki evi muhtemelen değiştireceğim diye, ki yeniledim. Yakın zamanda videosunu paylaşacağım, yani seriye bölüm atacağım. Böyle kamera dışında son 2 gündür, 1 gündür böyle bayağı vakit geçiriyorum. Güzel de şeyler yaptım hem seriler için hem de sesli linklerini vererek bu paylaşmış olduğum video için güzel şeyler oldu. Eğer ki siz oyunda çok fazla sesi kullanmıyorsanız, özellikle çünkü çok mod klasörünü çok doldurunca oyunda kasma ya da donma meydana geliyor. Çok fazla kullanmıyorsanız bence açıklama kısmındaki cilt detaylarını indirin. Saçlar da oldukça güzel oldu. Saçları özellikle birine birazcık benzetmeye çalıştım. Kızların her ikisinin şu saçlarının ön detayları böyle birazcık anımsatıyor gibi. Saçlardan bir tanesi uzun zamandır bende var. Özellikle sanırım Darla'daki saçtı. Evet, bende uzun zamandır vardı ama bir türlü kullanma fırsatım olmamıştı. Yani gerçekten çok tatlı oldular. Try dosyasını bırakacağım. Dediğim gibi cilt renklerini indirirseniz daha güzel olacaktır. Umarım ki sizler de simleri beğenmişsinizdir ve paylaşmış olduğum linkler umuyorum ki sizlerin de işine yarar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.